72'de zinciri kırma. Şimdi içinizden bazıları diyecek ki hangi zinciri kırmayayım, blok zinciri mi? Bazılarınız da diyecek ki ben zaten 6 yıldır kırmıyorum. Elbette bu yılda kırmayacağım. Her yıl gelen zinciri kırma serisinden biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz onu, ne yapmamız gerektiğini. Her gün 10 dakikamızı, 5 dakikamızı, 20 dakikamızı zinciri kırmıyoruz. Dile kolay, bunu size 7. kez anlatıyorum ama unutanlar ya da hayatında ilk kez... Ya olay şu, şimdi bilmeyenler varsa Sayın Barış Özcan'ın da kullandığı ve anlattığı sürekli bir metot var. Bu metot ile ilgili de şöyle bir şey söyleniyor. 365 gün 6 saat bir yılımızın içinde var. Şimdi her gün her şeyle ilgilenmeyerek bir şeylere böyle laf attığımızda bir şey yap, ne oluyor? Yerimize sayıyoruz. Oturarak başarıya ulaşan tek şey nedir? Tavuktur diye bir söz de var mesela. Bu da bir söz, bu atalarımız söylemiş bunu mesela, tamam mı? Burada da bu metotta da olay şu. Günde efendim yarım saat, bir saat, bilmem ne işte 20 dakika, 10 dakika bile olsa bir işe, bir hobiye, bir ne bileyim kafaya koyduğun, yapmak istediğin bir şeye aslında zaman ayırdığında ve böyle günde yarım saat de olsa, 20 dakika da olsa yeni şeyler öğrendiğinde aslında 365 gün 6 saati, yani her günü 10 dakikadan saysan 365 çarpı yarım saat yaptın desen, yarım saatten şey yap bakalım kaç yapar? Yarım saatten 365, yılda ne kadar uğraşmışsın o konuyla ilgili? Kaç yapar oğlum? Baranım kaç yapar? Sen okul okuyan adamsın, lise okuyan adamsın ya. Hemen bunu tak tak çözmen lazım, kafada çözmen lazım ya. Ya zaten çözdüm, 10.950 dakika yapar. 10.950 dakika yaptı, doğru mu? Evet. Dakika diye niye hesapladın ya? Kafayı karıştırdı o. Sen ne anlatıyorsun ya? Sen bu insanlara yine ne anlatıyorsun ya? Ya şöyle düşün işte. Ya onu öğrendim, şunu öğrendim. Bir bilgi daha, bir bilgi daha, bir bilgi daha. Bir yılın sonunda aslında o konuyla ilgili bilgili bir adam olmuş oluyorsun yani. Ben cahil kalmak istiyorum. Almayayım. Ya senin Allah belanı vermesin ya. Şurada insanlara örnek devam et. Belası adam ya. Almayayım. Geliyor gençlerin beynini yıkıyor ya şurada. ...için bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Zinciri kırma bir kişisel gelişim stratejisi kişisel arkadaşlar. Kişisel gelişim diyorum oğlum. Kişisel gelişim diyorum, anlıyor musun? Kendimizi daha iyi hale getirebilmek için ne yaparız? Ne yaparız? Hayatınızın her günü... Ne yaptın Barış abi? İşte böyle bomboş bir tuval gibi. Onu mouse'unuzu kullanarak istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz. Mesela şuraya güzel, küçük, açık bir kitap koyalım. Sayfaları tertemiz olsun. Bomboş. O boş tuvali her gün açtığımız... Kendine bob, şu an kendine bob atmanız lazım. Hayat kitabının o yepyeni tertemiz sayfalarını yaptığımız seçimlerle, aldığımız kararlarla tek tek doldurmaya başlarız, öyle değil mi? Evet. İşte ben şu kötü huylarımdan vazgeçeceğim, şu iyi alışkanlıkları kazanacağım. Sonra mouse'umuzla kırmızı rengin üzeri... Mesela bir düşünün bakalım, ne zincirimi kırmamışım ben geçen seneden beri, geliştirdiğim ne var benim karakterimle ilgili? Siz mesela direkt görüyorsunuz. Ne var bu yıl? Şu işi daha iyi yapıyorsun dediğin. İyi para kazanıyorsun. Sen para kazanma işini gerçekten çözdün. Yalan i̇yi diyor. Para kazanma diyen var. Para harcama diyen var. Bence mesela kazanmaktan ziyade harcamak da büyük bir olay bence. Para kazanmayı da iyi biliyor, harcamayı da iyi biliyor. Tabii o da zor. O da zor. Zor zanaat. Yalan. Alkol diyen var. Her gün bir mojito diyen var. Benim hep ne olmuş? Kötü yönde mi gelişmiş ya? keyifçilik hep vardı. Keyifçilik hep vardı. Ay sonu olayı da vardı biraz. Allah Allah. Meze iyi geliştirdin ama harbi. Meze iyi gelişti bak. Aa, doğru. Bak meze bu sağlam. Iyi, zinciri kırma Kemal. Meze gelişti. Zinciri kırma Kemal. Aynen öyle. Yerine gidip küçük kırmızı çiçekler konduralım şu bölgeye. Herkes hayatında en az birkaç kez bu tür kararlar almıştır. Almıştır. Bak şurada Nimpex. Anlam benim mezemde... Meze ettiğim kişiler birer çiçek olmuş benim bak kitabımda. Bu da kaç kişi bunları başarıyla uygulamıştır? Burada, yapılan Bert, araştırmalar Nimpex, bunların Enes, hayata Aka, geçirilmesinde var, bazı faktörlerin kritik bir rol oynadığını bize gösteriyor. Mesela yani bir kez meze edilmiş kişi bile bir artı bir yazabilir mi şu chatte? Bir kez hani şu yayınlarda başından bu yana. Bir kez bile hani ben edildim. O ne oğlum? Benim cennete girme ihtimalim kalmamış. Cehennem VIP biletsin zaten, bilmiyor muydun? Tövbe tövbe, bu ne oğlum? Saçmalamayın la. O kadar yok oğlum. Farkında değil bu ha.
O kadar yok oğlum. Lidl sana ne dedim? Lidl genital dedim bana amık. Lidl general koymuşum. Benim Lidl genital dedim yani. Bunda bir şey olmaz ki o. Ayıp bir şey mi ya? Şakası bana yaptıklarını ya. Düşün. Ne yaptım oğlum sana? Benim amıma koydun bu arada. Oğlum oka adam oluyor. Elinde altın bileziğin olsun diye. Ya bu nasıl bir... Buna baydırma şekli mi bu? Ne? Yöntem mi bu? Hani gelmeyeyim diye mi yani? Bana tam çıkıyorum ben de Allah'ım lanet o zaman. İsmimle dalga geçtin ya lan. Ramin neye dalga geçtim lan? Neydik senin adın? Ramin sıfır. Ne dedim de dalga geçtim? Ben oğlum ben de öyle fiziksel isim şu bu. Onunla ilgili dalga makaralar bulamazsınız. Ben öyle insanların ay Rahim mi dedim? Nasıl yani? Aküzüm spor mu diyorum her gün? Niyazi Aküzüm spor. Aldığımız bu kararların, kendimize koyduğumuz bu hedeflerin uygulamasını önümüzdeki pazartesi... Oğlum geçmeyenler duacım olsun lan. Tamam dalga geçilmeyenler duacım olsun lan. Haftanın ilk gününde başlatmak gibi. Ya da ayın ilk gününde ki yok bu daha mu? Etkili. Ya da yılın yok. İlk gününde uygulamaya başlamak ki bu en etkilisi. İşte ben de her yıl genellikle yılın sonlarına doğru o en uzun gecede 21 Aralık gecesinde geçerim tuvalimin karşısına. Geçen yıl yaptıklarımı düşünmeye başlarım. Bu yıl neler başardım, neleri başaramadım? Ektiğim hangi tohumlar yeşerdi? Gelecek yıl ne gibi kararlar alabilirim? Allah Allah. Bak bu yıl bir şeyi kaçırmışız ha. Ben niye konuşamıyorum ya? Kaşarmışız. Kaşarmam yani. 21 Aralık en uzun gece. En uzun gece sponsorlu işleri gelirdi. Gelirdi gene. Bak yine gelirdi. Bugün biraz alkol kullandım da kusuruma bak. Sen bunu kaç duble çektin onu söylesene bize. Bugün bir kusuruma bakmayın. Bir dilim dönmüyor da bazen. Diye. Sponsorluk kaçmış orada aynen. O doldurduğum hayat defterimin sayfalarını bir yok, karıştırıyorum. Yok lan hiçbir şey içmedim valla. Unutmayın bu sizin dünyanız. Bu sayfaları dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Öyle ya da böyle herkes kendi defterinin sayfalarını doldurur. Hocam adamı anladınız mı siz? Makaradasınız, muhabbettesiniz de. Diyor ki bu diyor sizin defteriniz diyor ya. Yıl içinde diyor sen diyor neye özen gösterirsen diyor o konuda zaten gelişirsin diyor. Al diyor doldur diyor ya hayatını diyor. Al diyor hayatını doldur diyor ya. Bob Özcan abi. Ha gördün az önce. Mustafa sana bir şey attım. Bir bak. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz gençlik diyoruz, şey diyoruz. Bak, duruyor. Ancak yine yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki çok az kişi bu hedefi gerçekleştirmek için sürekli, istikrarlı bir çaba içerisine girebiliyor. Peki problem nerede? Nerede İşte hocam? Ben bu konunun peşine düştüm yıllar düşelim önce hadi. Ve yaptığım araştırmalar sonucunda gördüm ki bazı teknikler, bazı psikolojik taktikler işe yarıyor. Psikolojik. Bunlar adeta insan beyninin kilitlerini açan istikrarlı birer anahtara dönüşüyor. Anahtara. İşte 6 yıl önce ben bu teknikleri sizlerle paylaştım. Hedefini belirle. O hedefe ulaşmak için her gün bir şey yap. Yaptıktan sonra da... Allah olmasın valla izleyeyim bir şey izleyeyim dizi izleyeyim Barış abi. Önüne bir takvim al ve o günün üstüne kocaman bir... Oğlum okuyun bak şakası makarası bir yana aa böyle çarpıyı gördünüz mü o zaman bak çarpıyı. Pek çok kişinin işine yaradığını gördüm. 5 yıl önce bir kez daha paylaştım. Daha çok kişinin işine yaradığını gördüm. Sizlerden gelen binlerce olumlu mesaj işte benim bu paylaşımlarımda ana motivasyon kaynağım oldu ve son gelenlerden birini gönderen kişilerden de aldığım özel yazılı izinle paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Diyor ki bu mesajda 11 yaşın... O telefon ne la? İki ekranı mı var onun? Samsung'ın yeni Samsung. Samsung'ın yeni mi çıktı? Philip böyle ya. Değil ki oğlum, Philip böyle değil. Üçüncü telefonu alacak, devam ettir videoyu lütfen. Yo, Philip böyle değildi ki. Philip'i gördüm ben. Adam zeki üretmiştir babama. Barış abi mi yapmıştır bunu? Fold 3 mü? Fold 3 neymiş la? Samsung Fold 3.
çıkmamış. Senin Allah belanı. Ha, Fold 2 diyor. Fold 3 diyor. 26 bin lira ama. İyi bir şey değilmiş. Neden? He, yani 2500 dolar. He. Evet, burası katlanabilir ama öbür tarafında da bu sefer ekran var. Oha. Bir tane. Samsung Türkiye. Şimdi bir oğlum var. Benden yok ki burada. Eren. Buradan selam da yollayalım Eren'e. Geçen akşam rahatsızdı, okula gidemedi. Her akşam kitap okuyoruz normalde. Ben okuyamaz diye düşünürken zinciri kıramam dedi. Ne demek ya? Önce şaşırdım. Güzel, sen nereden bu kavramı biliyorsun dedim. Sizin hazırladığınız videodan bahsetti. Bu ülkede hala umut var demek istiyorum ve size teşekkür etmek istiyorum. İlham olduğunuzu bilin, emeğinize sağlık. Asıl sizler benim ilham kaynağımsınız. Ben de bunu bilin istiyorum. Ve bu son derece basit tekniğimizi 7. yılımı... Adama bak, gelen mesajı gördünüz mü? Adama Allah aşkına gelen mesaja bak ya. Ben de bir tane şimdi random şöyle açayım. Bir tane rakun videosu vardır. Sana benziyor ya. Değil mi Kemal abi? Vallahi iyi andırdı ya. Yani. Gelen bizi çok güldürüyor. Net, amına kodum onun. Net ya. Oğlum ya, herhangi bir paylaşımda geri al. Al bakayım. Al bir tane. Şurayı hemen yakalayalım. Girdim. Girdim. Açtım. Bak, Nehir bana sövmüş. Bir kere. Baştan açtım. Nehir bana. Merhaba Nehir. Son bir adamsın. Amına koyayım seni. Amına koyduğum yazmış Nehir bana. Neden yazmış? BBL Esports ile ilgili duyuru deyip şakala şaka yayın var dediğim için bak. Ne oldu ki ya? Haklı yani? Haklı gibi değil mi? Yok, haklı da değil yani. Muhteşem şaka var ya, komik mi? Avel göt mü? Tepki almış ya bu. Daha çok. Bu genel daha bir tepki. Genel bir tepki almış. Şimdi farkındayım ben de. Şöyle bir bakayım dedim de. O bir tık ağır olmuş o. O bir tık ağır olmuş. Aa, bir tane gördüm 35 dakika önce. Çok kral adamsın ve abi beni lütfen takip et. Bak bu bu bildiğin önden ödeme yapmış, anladın mı? Hani hep tatlı yağlayıp bağlayıp ya. Tabii tabii, bir arz talep olmuş orada. Şöyle bakalım. Fuck off diyen var. Nasılsın diye var. O ne lan? Böyle şey atmayın bak, oğlum. Bak ne ya. Gördü bak. Atmayın oğlum, öyle şeyler atmayın. Oğlum hal atmayın. Şimdi büyük mü? ...mızda 7. kez uygulamak üzere bir kez daha öyle sizlere şey değil, tarif var, etmek hanım. İstiyorum. Önce kendinize sizi kız mı? En çok ne ilgilendiriyorsa, neyi gerçekleştiriyorsanız o şekilde bir bu hedef ne? Belirliyorsunuz. Bu hedef her şey olabilir. Az önceki mesajdaki gibi kendinizi geliştirmek için kitap okumak olabilir. Genele attım, genele. Daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için egzersiz yapmak olabilir. Benim geçen yıl kendime koyduğum hedef gibi 3 boyutlu resimler yapmak olabilir. Ne yapmak istediğinizi siz seçin. Evimizin yanına yaşlı ve bilge bir ağaç dikelim şimdi de. Kırmızı bir ağaç olsun. Barış abi, bir imza. Sonra bu hedefi gerçekleştirmek için atmanız gereken en küçük adımı belirliyorsunuz. Bunu maddenin atomu gibi düşünebilirsiniz. Hedefinizin en küçük yapı taşı, en küçük bloğu. Her gün 10 sayfa kitap okuyacağım da olabilir, 20 dakika yürüyüş yapacağım da. Sonra bu hedefi de ikiye bölüyorsunuz. 10 sayfa değil de 5 sayfa okuyacağım. 20 dakika değil oğlum, de... Oğlum dinleyin, dinleyin lan. Dinleyin bak, hala makaradasınız ya. Bak adam ne anlatıyor ya. 10 dakikada ikiye böl diyor adımını sonra diyor. Zinciri kırma 3. adım. 10 dakika yürüyeceğim gibi. Bu başlangıç gazınızı almak. Beyninizin aldığı duygusal kararları analitik, mantıklı kararlara dönüştürebilmek analitik için gerekli bir adım. Sakın ihmal etmeyin. Oturduğunuz yerden o hedefi gözünüze kestirmek, yaparım ya ne olacak demek kolaydır. Ama yapmak zordur. Şu bölge biraz boş kaldı. Oraya da eskilerden birkaç ağaç düşürelim. Hele hele her gün yapmak çok çok daha zordur. Zaten bu stratejinin son ve en önemli parçası da bu. O hedefinizi gerçekleştirmek, ona yürümek için her gün bir şeyler yapmak zorundasınız. Hedefiniz sağlıklı bir yaşamsa her gün yürümelisiniz. Hedefiniz bilgeliğe ulaşmaksa her gün okumalısınız. Her gün. Hedefiniz sanatla huzur bulmaksa o tuvale her gün bir şeyler çizmelisiniz.
Biz sanatçılar farklı bir grubuz. Biz mutlu bir azınlığı. Ya ben psikoloji okuyorum. Ben depresyondayım. AQ kim kaybetmiş motivasyonu da biz video izlerken bulacağız. Kemal aşkın mı? Bu cümlenin başıyla sonu ne, nasıl bitti ya? Bu nasıl bir... Hani enteresan bir başlangıçla başlayıp... Ya bir de psikoloji okuyorum diyor bak bir de. Senin burada bizi ayağa kaldırman lazım. Senin demen lazım ya. Nasıl hissettin? Psikiyatrisle konuşuyorum. 50 tane şimdiye kadar konuştum. Nasıl hissettin? Nasıl evet, hissettin? Evet, şimdi de çocukluğuna inelim. Daha çocukluğuma inemedik ya, öyle söyleyeyim. Yani. Bir şey deniyor. Nasıl hissettin? Vallahi iyi diyorum. İyi, güzel hissediyorum yani diyorum. Tıpkı şuradaki ağaçlar gibi. Ağaçlar abi, gibi. Abi BBL Esports tweetiyle sen de zinciri kırdın. İstikrarlı olmak, hayat kitabına kök salmak ve yavaş yavaş büyüyüp gelişmek. İşte böylesine istikrarlı bir hareket kabiliyetini kazanabilmek asıl hedef. Ve bu istikrarın anahtarı da kağıt üzerine attığınız bir çarpıyla gerçekleşecek. İster kendinize basit bir çizelge hazırlayın, ister benim hazırladığımı aşağıdan indirin, kullanın, hiç fark etmez. Bu işin kritik tarafı... Bugün 20 yayın tekrarı izleyeceğim, yarın 10 zinciri kırdım mı abi? Siktir et kaplan, sen uğraşma ya. Sen çok kafa yorma yani. Sen ne varsa kafanda ona devam yani. Kağıt üzerindeki bir takvime kalemle çarpı atmak. Bunu bir ritüel haline getirmek. Ve her gün tekrarlamak. Bazen de zorlamaya gerek yok abi. Birazdan der Barış abi. Zamanla bir zincire dönüşecek. Zinciriniz uzadıkça siz onu kırmamak, ritüelinizi aksatmamak için kendi kendinizle bir mücadele içine gireceksiniz. Ve bu mücadele... sizi güçlendirecek. Zinciri kırmanın özü bu. Özü bu ama bunu güçlendirecek bazı yardımcı teknikler de var. Mesela bu işi mesela başkalarıyla birlikte yapmak. Birlikte ben zaten kıracağız. Biraz da o yüzden bunu arkadaşlar, her yıl böyle... Ne zinciri kırmak istiyorsunuz? İlan ediyorum birlikte yılın sonuna kıracağız. Doğru. Çünkü 6 yıl önce ben başlattığım o ilk harekette kendime koyduğum hedef her pazar yeni bir video yayınlamaktı. Grup analiz. Haliyle bunu böyle duyurup binlerce insana ana söyleyip orayız. Bir daha geri adım atmak çok daha... Ya sizin Allah belanızı vermesin ya. Ne oldu? Neye durdun sen? 31'i sen bırakma şey, zinciri diyor oğlum millet. Bana. Manyak mısınız ya? Bunu nasıl kırabiliriz oğlum her gün? Bak grup analiz falan dedim kafanız mı? Başka yere gitti bak. Grup analiz manizince kafa başka yerlere gitti arkadaşlar. Bu yüzden kıramıyoruz ya. Bu yüzden bir çıkartın onu, bir kafanızdan çıkartın ya. Allah Allah, tamam yaşlar belli. Tamam kanınız kaynıyor. Okey. Okey ama lütfen. Zor bir hale geldiği için o gündür ben de o videoları yapmaya, yayınlamaya devam ediyorum. Size de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Siz de duyurun kendi hedefinizi. Hanımefendiler, aileler kocaman bastırıp ya duvarınıza asın. Her zaman gözünüzün önünde dursun. Bana ailenizle birlikte başlayın. Arkadaşlarınızla bunu bir mücadeleye, bir oyuna bak, dönüştürerek bir oyuna devam edin. Bu hedefi paylaşmayı ve gözünüzün önünde tutmayı kolay... Bak. Bu hedefi paylaşmayı, gözünüzün önünde tutmayı... Ya ben size anlatmayayım bunu şimdi. Az öncekini yaparsınız, bir grup oluşturup. Şu Discord sonuna boku çıkmasın, şu Discord'un kameraları açılıp, anladın mı? 15 kişi. Kemal abi zinciri kırıyoruz. Fikri verdin de güzel oldu abi. Vallahi çok oğlum kırıyorum. Ne yapıyorsunuz burada? Zinciri kırıyoruz abi. Paylaştırmak için sakın, her yıl yeni büyük sakın bir poster tasarımı da yapıyorum ve yine her yıl bu tasarımı sürekli değiştiriyorum. 2022 yılı için yaptığım tasarımda Metaverse temasını uyguladım. Bu yılki mottom her gün yeni bir evren kur kendine. İnternetin gelecekte iki boyuttan üç boyuta doğru genişleyeceğini bildiğimiz için gündelik evrenlerimizi temsil eden bu üç boyutlu küçük küreleri kurdum. Aha, milyoner olacağız. Hedefinizi gerçekleştirdikçe bu kürelerin içine bir çarpı atıyorsunuz. Aynı zamanda yılın ayları yerine 14 günlük zincirleri öne çıkartan bir tasarım bu. Dileyenler her ay yeni bir hedefe daha kolay başlayabilsinler diye ayın ilk günleri altın değerinde ve altın renginde. Cumartesi ve pazar günleri kendinize daha fazla vakit ayırabilir. Aynı hocam, aynı. Bak 15 işaretlemiz güzel olmuş. Vallahi bu da... Allah. Ne oldu lan? Diyeceğinizi hatırlatacak. Sarılar.
Twitch ödemelermiş. O ayın ortasına mı denk geliyor? Şekilde daha farklı renklerde. Yeni yıla girerken bu öte evrenin yanı sıra bir de gerçek evrenle ilgilenmek lazım, öyle değil mi? Bunun için her yıl hazırladığım astronomi takviminde geçen yılın teması Hubble Uzay Teleskobu'ydu. Onun çektiği en özel görüntüleri kullanarak bir tasarım yapmıştım. 2022 astronomi takviminin temasını ise uzaydan çekilen dünya olarak belirledim. Of. İlk çekilen, en uzaktan çekilen, ayla birlikte çekilen dünya fotoğraflarının yanı sıra ilginç bazı görselleştirmelere de yer verdim. Neredeyse bir kağıt inceliğindeki atmosferiyle boşlukta asılı gibi duran küçücük kırılgan bir yaşam küresi içinde yaşadığımızı yıl boyunca... Bana var ya, gel git uzaya deseler giderim ha. Vallahi giderim hiç. Yani gel ama şey olarak... Hayır diyecek var mı zaten bunu? Vardır oğlum, hayır diyecek. Varsa çocuk amına Enes'e sor oğlum, adam semtten çıkmıyor amına koyayım. Adam mahalleden çıkmıyor. Adam İstanbul'a taşınırken ya, arabada uyan... Roketten çıkmayacaksam okey. Roketten çıkartmazsa ben okey yani Enes için mesela, anladın mı? Kesin vardır oğlum, ben gitmem, korkarım, çekinirim, bilmem. Bir de ne olacağı bellidir o 7G falan. Çok istiyorum lan. Kaç milyon şeyi gidiyorsun orada hız kilometre. Jeff abim beni almadı ya yanına, ben kırıldım zaten. Orada bir tık ayıp etti bence de. Görebilirsek belki bizler de dünyaya ve kendimize... Abi yalan bunlar, inanmaz, senin gibi malları kandırıyorlar. O ne demek düştüm. Mehmet ya? Ya uzay diyerek mi kandırıyorlar bu? Neyine kanacağım oğlum bunu? Kafamı kaldırdım mı görüyorum zaten, anladın mı yani? Yaldızını da görüyorum, güneşini de görüyorum. Ayını da görüyorum. Daha gideyim yani. Satürn'ü falan göremiyoruz ya kanka, ben onu merak ediyorum. Onu duruma göre görürsün. Şöyle gidelim, Plüton'un, Satürn'ün, Neptün'ün falan. 78 yılda bir yakın geçtim, o yıldız gibi gözükür o. Ha, görünüyor mu lan? Bakmaya abi, teleskop al. Her yıl yepyeni teknolojik gelişmelerle karşılaşıyoruz. Duruma göre, hava açık olursa, önce internet... havada bulut olmazsa, bir de o gün denk geldiyse, o 50 yılda bir mine yakın geçiyor. Bir tane de teleskobun varsa eline, onu görürsün yani onu. Güzel. İyi bir şey çıktı, onu anlamaya çalıştık. 16 yıl önce ya medyanın da sosyali mi olurmuş dedik. Ne oldu 16 yıl önce ne diyordunuz? Medyanın da sosyali mi olur? Sporun ağası mı olur? Onu bir devlet kurumu paylaşmıştı lan. Onu kim paylaşmıştı onu? Yaptığım evet, şaka ne? İçin özür dilerim. E-spor şakası Enes'im, bak tamam, bir şeyleri gerçekten yapıyorsun. İyi şaka diyoruz, bir şey diyoruz. Yani sene 2022. Abi benim de anlaman lazım. Daha 19 ayını girdim. Olacak. Yavaştan olacak Enes'im. Yavaş yavaş fikirler oturacak. Yavaş yavaş. Sen özrünü dile. Özür dilerim buradan. Herkese. Aynen, hiç sıkıntı yok. Sporun e-spor mu olur yani. Bence katıldığım bir şey yani, bireysel olarak. Küçük çocuk yavaş yavaş öğrenecek yani adam. Teşekkürler Enes'im. Önce ilk kez blok zincir diye bir şeyler ortaya çıktı, kaçmayın, ve popülerleşmeye başladı. Ve ne garip bir tesadüftür ki ben de bu zinciri kırma hareketini başlattım. Bu yıl... Uzaya ilk hayvanı gönderdiler zaten, seni göndermezler daha. Kayısı lan, ne kadar komiksin ya, ne zaman gittin? Hücreden yok. Çıkarmazlar değil mi? Metaverse dedik, Web 3.0 dedik. Önümüzdeki yıl daha da fazla NFT diyeceğiz. Kimisi bunları kendi hayatımıza birer tehdit olarak gördü. Kimisi de birer yatırım aracı olarak kabul edip hemen harekete geçti. Hangisi olduğunu, hangisi olacağını elbette kimse... Ya bile... kaşınıyor bir de bak. Durduk yere kaşınıyor ya. Sana bugün hiç bulaştın mı çocuk ben? Bulaşmadım. Neydi? Bir şey dedin mi? Demedin. Bu ne çocuk laflar ya? Sen mi diyorsun lan bunu? Oğlum buluşmada, etkinlikte şöyle Kemal, Rakun böyle bağırıyor. Kamerayı açmış arkamdan. Bir de çocuk diyor bana gelmiş bak. Bilemez. Geleceği ya göremez. Ama benim kesin yani olarak bildiğim bir şey var. En büyük yatırım kendimize yaptığımız yatırım. Aynen ve öyle en hocam. Değerli sermayemiz de işte o takvimimizdeki yapraklar. O yüzden 2022... Haber giriyorum lan, siktim belanı, izleyicisine sövdü diye mi? Ne dedim şimdi izleyicime, ne dedim Onurcan, yalan haber girme ya. Kayısı, bir kere de ben özür mutlu diliyorum. 10 numara 5 yıldız bir şey haberimizi gir ya. Allah Allah. Bir günde 2 olmasın Enes'te.
zinciri kırma takviminde her bir günü içi boş bir küre olarak bıraktım. Potansiyel birer evren onlar. İçini doldurmak ve doldurduktan sonra bir çarpı atmak. Bu şekilde zincirin halkalarını oluşturmak sizin elinizde. Ben önümüzdeki yıl 3. boyutla yakından ilişkilerime devam edeceğim. Umarım sizler de 2022 yılında her gün yeni bir evren... Dava etme, gözünü seveyim, dava etme. Allah aşkına gel anlaşalım, dava etme. Yeter, yeter, yeter. Vallahi yeter ya. Sen kurarsınız kendinize. Aynen öyle hocam. Sağ olun Sayın Barış Özcan. Like'ımı attım. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun, 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 buyurun. Bu DJ'yi mi çağırıyor? Kendi gelsin amına kodum. Neyi DJ'yi çağırıyor? O ne demek ya şimdi? Neye çağırıyor? Ne oldu oğlum? Ne yazdı? Ne bu? Değişti. Pezemek değişti. Dur, açtım şeyi. Reddit'i açtım. Bu yaştan sonra bir de DJ mi gideceğiz ya? Doğru diyor. Videonun sonu var. Tamam. Defalarca duyduğum sorulardan biri. Ekranda yaptığım tüm bu resimlerle, bu üç boyutlu dünyalarla ne yapacağım? NFT yapacağım. Aha! VL, VL, VL istiyorum. Barış abi, VL. Barış abi, VL, VL, VL.